saniye onu kaparmayacak. Lütfen beyefendi. Mesele biz bu. Söyledik. Biz söyledik. Ne gerek vardı buna ya? Gerek yok zaten. Yok? Bakın geldiniz yasaklanıyor. Ya burada miting serdi. Mi var? Miting yok. Miting yasak. Normal olarak. Tamam. Normal olarak. Miting yasak. Miting yasak değil. Gelişlerin hepsi İçişleri Bakanlığı genel yasak. Ya böyle bir şey bakın. Ya siz şunu okudunuz mu? Seyahat özgürlüğü diye bir şey var. Bana bak, genelge gösterme. Ben ama bunu bakın İçişleri ya. Bakanlığı göster gönderiyor. Anayasada seyahat özgürlüğü diye bir şey var ya. Tamam, genelge ne var? Genelge mi ne oluyor? Genelge anayasada diye bir şey var ya. Güvenlik tedbiri. Anayasada diyor vatandaşın seyahatini engelleyemez. Tamam, orada mitingi yasaklarsın. Bir burada yasak. Sen burada genel başkanı konvoyunu durdurup gaz su sıkamazsın. Ben sıkarsan Türkiye'ye karıştırma niyetin var demek. Estağfurullah öyle senin demek gizli kirli çetelerle bir şeyin var kardeşim. Ne demek kirli çetelerle gizli bir şey var? Sen şurada bunu yapıyorsan. Ben burada devleti temsil ediyorum. Sen benimle genel başkanla bunu yapıyorsan Türkiye'ye karıştıracağım demek. Benim hiç kirli işlerim yok. Kirli işlerim olan sizin kendinizsiniz. Bunu burada sahip çıkacaksın. Sizin derdiniz Türkiye'yi karıştırmaktır. Sizin de haddinize değil. Sizin haddinize değil. Muhatabın gez. Sizin bu emri veren bakansa bakanla görüş. Bakan işte veriyorum size. Bakın işte burada. Özüm anayasadan söz ediyorum. Ben size anayasadan söz ediyorum. Burada sen insanların siz bunu engelleyemezsiniz. Ben. Siz de bunu engelleyemezsiniz. Yolu açarsın geçer. Yolu açamayız geçemeyiz. Çünkü burada geç genelge var. İyi bakalım. Beğeniyor musun tabloyu? Yaptığını beğeniyor musun? Siz beğeniyor musunuz tabloyu? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Yolu kesen sen, suç işleyen sen. Kanunu çiğniyorsa oluşmamasından önce gerek tedbir yapan da benim. Bu şekilde yaparlarsa benim kanunu hakkım doyar. Kanunu hakkım doyar beyefendi. Burada ne suçu oluşmak üzereydi? Burada şu an kamunun hakkını ihlal ediyorsunuz. Geçiş engelliyorsunuz. Sen yolu kapattığın için araç geçemiyor. Kapattın. Yasak olan bir emri de tebliğ etmişim size. Niye daha hal ediyorsunuz? Yolu nasıl açabilirdik? Açamazsınız çünkü biz engelliyoruz. Siz yasak duydunuz. İşte yolu kapatan siz onu diyorsunuz. Efendim biz size tebligat yaptık buyurun. Yolu kapatan siz yolu kapatın evet. Yapamazsınız. Kendi kendinize bir bağlı. Bakın biz İçişleri Bakanlığı genelgesini uyguladık. Takdir sizin efendim bundan sonra. Bakalım.